Hepimiz için berbat bir gündü. Komutanlar da biz de bitiktik. Sanki atar damarımızı çekip koparmışlardı. Kanımız çekilmişti sanki. Dağda telsizden sesi duyulan o namussuz can evimizden vurmuştu bizi. Karanlık yüzbaşı gelmeyecek miydi artık? Karanlık yüzbaşı. Ortaya her çıkışında etrafta güneşler yakan o adam. Büsbütün karanlıkta mı kalacaktı? Saat 10'da planlanan tören 4'e alındı. Ama karanlık yüzbaşı ortada yoktu. Karanlık yoksa umut yoktu. Karanlık kendi acısında boğuluyordu. Birisi el uzatacak mıydı ona? Birisi ona doğru bir adım atacak mıydı? Affet beni oğlum. Niyetim yaranı deşip yüreğini kanatmak değildi. Çok zor dede. Bu çok zor. ...1944'ü hatırlıyor. Ben 5 yaşındayım. Annem, babam, ablam ve abimle... ...bir gece yarısı zoraki tıkıldığımız... ...o pis kokulu vagonu hatırlıyorum. Bağırışları, çağırışları... Dipçik darbesiyle kırılan kemikler. İnsanlar havasızlıktan bir sinek gibi ölüyordu. Ya da açlıktan, soğuktan, susuzluktan Kırım'dan Özbekistan'a kamplara sürülüyorduk. Emri Stalin vermiş. Ben hatırlamıyorum. 5 yaşındaydım. Sonunda anacım mazgallara yakın bir yerde bir ayaklık yer bulunca beni elleriyle kaldırıp mazgalın önüne getirip yüzümü mazgallara dayayıp deniz havayı içime çekti. Ayaklarım anamın omuzlarındaydı. Ama az sonra ayaklarımı bastığım o omuzlar soğumaya başladı. Anam orada canını teslim etti. Sanırsın o küçücük mazgal deliklerinden ruhu uçup göğe gitti. O gün mazgaldan dışarı baktığımda birkaç Türk askeri görebilseydim tüm ömrümü verirdim. Ama yoktu Mevlam. O namussuz diktatörü, hayır sen bunu yapamazsın. Kırım Türklerinin canı bizim canımız kadar değerlidir diye. Bir tek Türk askeri olsaydım ömrümü seve seve verirdim. Yoktu. Anam, babam, kardeşlerim. Kimsem kalmadı. Madenlerde, çiftliklerde, en ağır işlerde yarı aç, yarı tok hayvanlar gibi çalıştırıldık. Öyle zamanlar oldu ki ellerimin ağrısından günlerce uyuyamadım. Hakarete uğradık, aşağılandık, yok sayıldık. Yanımızda kimse yoktu. 1958'in Mayıs ayında Türk sınırına sokulduk. Kaçacaktık. Arpaçak uzaktan görülüyordu.
sınıra yakındık. Kaçıp o zulümden kurtulacaktık. Ama kuduz köpekler gibi peşimizdeydi. Daha biz köprüye gelmeden... arkadaşım hepsi teker teker canını verdi. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzleri gözümden hiç gitmedi. Kırmızı beş gençti. İsmail, Şevket, Temir, Aksun ve Naç. Arpa çayı önümüzdeyim. Öyle ana yurda uzarsam sanki tutacaktı. Arkadaşlarım birer birer can verdi. Ben de vurulup düştüm. Ama nehre düştüğümde, son bir kez etrafa baktığımda... o katil köpeklerden ve benden başka kimse yoktu. Bir tek Türk askeri bile yoktu. 29 gün 40 derece ateşle yatmışım. Beni sazlıkların arasına bir Azerbaycan Türk'ü kurtardı. Allah muradını versin. Hayatımı ona borç. O zamanlar her Türk kendi derdiyle uğraşıyordu. Yok yokluk zamanlarıydı. Cumhuriyet'in 20. yılında büyük dünya harbi koptu. Türkiye'nin yüreği bizimleydi ama şartlar, koşullar yol vermiyordu. Ama devran döndü. Çağ değişti, karanlık yüzmüşüm. Ama şimdi kader benim torunuma diyor ki, karanlık yüzbaşıma diyor ki, dünyanın neresinde olursan olsun, yardıma ihtiyaç duyan bir Türk bulursan, bul onu. Sahip çık. Yardım et. Ama sen bunu kabul etmiyorsun. Keşke o vagonda veya nehirde ölseydim de. Bugünü görmeseydim evlat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.